Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Bugün 26 Mayıs Perşembe. Ekrandan da görebileceğiniz gibi aslında çok da keyifli bir gün değil kripto para piyasa yatırımcısı için. Zira rengimiz bugün ağırlık olarak kırmızı. Ancak dikkat çeken bir nokta var. Altcoin'lerdeki düşüş Bitcoin dolar paritesine nazaran bir miktar daha fazla. Son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman %0.40 oranında bir düşüş görüyoruz Bitcoin dolar paritesinde. Ancak altcoin'lerde genelde %3'ün üzerinde kayıplar var önemli altcoin'lerde. 29.642 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin dolar paritesi dünkü işlemlerde o 28.628.800 o kritik destek bölgesini bir kez daha test etti. Ancak yönünü tekrar yukarı çevirdi. En azından bu nokta üzerinde tutundu diyelim. Yönünü çok fazla yukarı çevirmedi. Yukarıda 31.500 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirtmiştik. O dirençin geçilmesi şart. Geçilmezse bu inişli çıkışlı grafik devam edecek. Fiyat seyri devam edecek. Ethereum dolar partisi 1900-2000 dolar bandındaki destek bandına geri döndü. %3.04 oranında bir kayıp var. Yeni son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Binance Coin'de ise %3.35, XRP'de ise %1.49, ADA'da %3.16, Solana'da %5.53, DOT'ta %3.84 oranında kayıplar varken esas dikkat çeken kayıp AVAX'da. AVAX 30 doların da altına geldi, %8.45 oranında kayıp var son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Bugün aslında daha çok fiyatlardan daha fazla haberleri konuşmak lazım. Dün bir haber çıktı Bloomberg'de. Türkiye'deki e, vergilendirmeyle, kripto para piyasasının vergilendirmesiyle ilgili bu konuyla ilgili çalışmaların olduğuna doğru bir haber yayınlandı. Bakalım sonucu ne olacak? E, bunun dışında ABD'nin en detaylı kripto para yasa tasarısı Haziran'da geliyor. Tasarının özelliği ise hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti'den isimlerin desteklediği bir kripto para para yasası tasarısı olması. Bunun dışında bir başka haber Paraguay'da kripto para madencilik, kripto madencilik regülasyonları kanunlaşmak üzere bilindiği gibi Paraguay geçtiğimiz sene bu çalışmaları başlatmıştı. Ve Paraguay'da meclis yasa tasarısını kabul etti ve kanunlaşma yolunda önemli bir gelişme olmuş oldu. Dikkat ederseniz son olaydanlardan sonra bu e, tasarılara, bu regülasyonlara hız verildi. Özellikle Luna Vakfı'nın e, iddia edilen olaydan sonra kripto para piyasasında ciddi anlamda devletlerin ve hükümetlerin bu konuda adım atacağını zaten önceki videolarımızda belirtmiştik. İşte bunların artık somut gelişmelerini görüyoruz. Regülasyonların gelmesi şart işin açıkçası. Artık yatırımcıların kendini güvende hissedeceği bir sektöre, bir e, piyasaya ihtiyacı var. Bunun için de regülasyonların gelmesi şart. Ancak öyle bir çizgi ki bu regülasyonlar yatırımcıyı çok fazla korkutmalı, korkutmamalı ama ciddi anlamda korumalı. Umarım en kısa zamanda Türkiye'ye dahil olmak üzere regülasyonları bir an önce kripto para piyasasına görürüz ki artık Luna Vakfı'ndaki olaylar gibi daha doğrusu iddia edilen olaylar gibi bir konu bir daha kripto para piyasasında yaşanmasın. En azından yaşansa bile yatırımcılar bu konuda zararlı çıkmasın. Umarım bir an önce regülasyonlar gelir. İsterseniz tekrar dönelim tablomuza. Tablomuzda dediğimiz gibi kırmızı renk ağırlıklı. Bitcoin dolar partisi yine domine ediyor piyasayı. Bakalım Bitcoin dolar Partisi'nin teknik analizi son gelişmelerle nasıl şekillenmiş. 4 saatlik grafik aslında teknik analiz yapanlar için oldukça sıkıcı bir grafik. Nedeni ise paritenin yaklaşık 13 Mayıs tarihinden beri bu e, gösterdiğimiz renkli bölgede yani şu bölgede artık hareket etmesi. Parite bu bölgeden bir türlü çıkamadı. Ara direnç noktaları var. 30.758 dolar seviyesinde kendine bir ara direnç noktası belirledi. Ancak asıl geçirmesi gereken nokta 31.300-31.500 dolar bandı. Yani şu bant yukarı kırılmadıkça barite bu dikdörtgenin içi dışına çıkmadıkça bu renkli bölgenin dışına çıkmadıkça yukarı hareketler işin açıkçası zor. Aşağı hareketler de keza. Olumlu senaryodan bekleyelim çünkü son dönemlerde sürekli olarak bahsediyoruz ama inanın şu andaki görüntüde teknik anlamda çok fazla bahsedilecek bir konu yok. Olumlu senaryo 31.300-500 dolar bandının yukarı doğru kırılması olumlu senaryomuz. 32.900-33.200 dolar seviyesi ilk aşamada test edilebilir bitcoin dolar paritesinde daha sonra ise 35.500-36.200 dolar seviyesi. Olumsuz senaryo 29.000-28.800-28.600 dolar bandının aşağı geçilmesi daha önce olduğu gibi çok hızlı bir şekilde 25.500 26.000 dolar seviyesi test edilebilir. Burada paritede bir ara destek noktası var. Daha önceki sert satışlarda Dikkat ederseniz bu bölge kuvvetli destek noktası destek bölgesi olarak <laughs> çalıştı ve yön buradan yukarı dönmüştü. Bu noktanın altına gelinmesi işte o çok konuşulan 19.000-20.000 bin, bin dolarlı seviyelerin fazla fazla senaryolaştırılmasına telaffuz edilmesine neden olacak bir durum. O yüzden elinde bitcoin dolar partisi bulunduran yatırımcıların aslında bitcoin dolar partisi değil portföyünde kripto para piyasasında ilgili enstrümanlar bulunan yatırımcıların Bitcoin dolar paritesindeki 25.500-25.526.000 25 bin, 25 bin dolar bandını takip etmesinde fayda var. Aslında ilk sinyal 28.800-28.600 dolar bandının aşağı kırılmasıyla gelebilir. Bu seviyenin altına gerilmesi çok büyük ihtimalle çok hızlı bir şekilde 25.526.000 dolar seviyesini test edilmesini buradan tepki hareketi gelmezse de 22.000-20.000 dolar bandına kadar paritenin hızlı bir şekilde gerilemesine neden olabilir. Biliyorsunuz Bitcoin'deki bir gerileme ya da bir yukarı yönlü hareket alt daha fazla yansır. %1'in üzerinde bir yükseliş ya da %1'in üzerinde bir kayıp bitcoin dolar partisi alt yüzde %1'in daha da fazla üzerinde bir kayba ya da yükselişe neden oluyor, neden oluyor, sağlıyor diyelim. O yüzden bitcoin dolar partisindeki hareketi takip etmekte fayda var. Hemen isterseniz indikatörlere bakalım. İndikatörlerde de çok fazla bir değişiklik yok İstersen, e, işin açıkçası. 50 periyotluk hareketli ortalama seviyesinde hareket eden bir bitcoin dolar paritesi izliyoruz. Kırmızı ile göstermiştik. Bunun dışında 100 periyotluk harekette ortalama için şu anda Bitcoin dolar partisinde işin açıkçası 100 periyotluk harekette ortalama 50'ye göre bir miktar daha fazla. Çünkü sürekli olarak 100'den dönen 100 periyotluk harekette ortalamadan dönen bir Bitcoin dolar partisi izliyoruz. Şu anda da dikkat ederseniz milimetrik bir şekilde test ediyor yukarı ve ancak bu seviye geçemeyince tekrar yönünü aşağı çeviriyor. 29.823 dolar seviyesinde video çektiğimiz dakikalar itibariyle 4 saatlik grafikte şu anki 100 periyotluk hareketli ortalama. Geçilmesi durumunda yukarı hareketlerin hızlanması beklenebilir. Ancak 200 periyotluk hareketli ortalama oldukça yukarıda kaldığını bir kez daha söyleyelim. Bitcoin dolar paritesinde tam 33.962 dolar seviyesinde şu anda 200 periyotluk hareketli ortalama. Neden bunu söylüyorum? Çünkü teknik analizdeki bir teorem. Önemli bir hareketli ortalamanın hacimli bir şekilde yukarı kırılması ya da aşağı geçilmesi bir sonraki önemli hareketli ortalama test edilme olasılığını artırır. Bu teorem adı altında. Şimdi şu anda yaklaşık 29.823-23 dolar seviyesine denk gelen 100 periyotik hareketli ortalamanın geçilmesi 33.962 dolar seviyesinde bulunan 200 periyotik hareketli ortalamanın tekrar ihtimaller arasında olmasını sağlayabilir. Bu sebeple dikkat. Dediğimiz gibi şu andaki görünüm pek iç açıcı değil işin açıkçası. En azından geri çekilmelerde 28.600-28.800 dolar bandının çalışması önemli. Ancak de bu noktadan kuvvetli direnç, kuvvetli tepki alımlarının gelmemesi kafalarda ciddi soru işaretleri bırakıyor. O yüzden bir stratejimi söyle belirleyelim isterseniz. Elinde Bitcoin dolar paritesi bulunan yatırımcılar ve kripto para piyasasında şu anda yatırım yapan yatırımcılar. Paritede 28.800-28.600 dolar bandını ciddi anlamda takip etmeli. Aşağı geçilmesi durumunda 25.000-26.000 dolar bandı 25.500-26.000 dolar bandını çok hızlı bir şekilde görebiliriz. Bu seviyenin altında ise işte o çok konuşulan 20-22.000 hatta 19.000-22.000 dolar bandına doğru bitcoin dolar partisi bir geri çekilme olabilir. Her ne kadar fiyatlar çok geri çekilmiş olsa da şu anda ne altcoinlerde ne de kripto parodisinin lideri konumundaki bitcoin dolar partisinden yukarı yönlü bir sinyal almıyoruz. Kripto para piyasası mutlaka yeni fırsatlar verecektir. Ancak şu anda bu fırsatlardan bahsetmek zor. Risk devam ediyor. Temkinli olmakta fayda var. En azından yukarı döndüğünü görmek lazım. Kripto para piyasasının özellikle Bitcoin dolar paritesinin diyelim ve bunun analizimizi tamamlayalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.